arkadaşlar. Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere hazır bayram yaklaşıyorken pratik bir tarif, tatlı tarifi vermek istiyorum. Dilber dudağı tarifi vereceğim inşallah. İnanın yapımı çok kolay. Daha önce hiç tatlı yapmadıysanız bile bu tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz. Buyurun, gerekli malzemeleri sayalım. Tatlımızın hamuru için 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, yarım paket kabartma tozu, yani 2 çay kaşığı, çay kaşığıyla ölçerseniz 2 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çimdik tuz ve 1 yemek kaşığı sirke, aldığı kadar da un kullanacağım. Sirkeyi de yani hiç koku falan olmuyor içinde, kıyır kıyır olması için katıyoruz. Eğer sirke evinizde yoksa, bu arada üzüm sirkesi kullanıyorum. Sirke yoksa evinizde 1 yemek kaşığı limon suyu da kullanabilirsiniz, taze sıkılmış. Ve tatlımızın içine koymak için 1 kase iri dövülmüş, irice kıyılmış ceviz kullanacağız. Cevizi de robottan çekmeyin, böyle elinizle kırabilirsiniz. Ben elimle kırdım. Ve tatlımızın açmak için ise 250 gram nişasta kullanacağım. Nişastanın da mısır, buğday hiç fark etmez. Hangisi evinizde varsa onu kullanabilirsiniz. Ve üzerine, tatlımızın üzerine sürmek için ise 100 gram margarin kullanacağım. Margarin sevmiyorsanız tereyağı da kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ve tatlımızın şerbeti için ise 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı da limon suyu kullanacağım. Evet arkadaşlar, buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Şekerimizi tenceremizin içerisine döküyoruz ve ocağımın altını da açtım. Suyumuzu da boşaltıyoruz içerisine. Ve şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şekerimiz eridi. Sürekli karıştırdım şeker eriyene kadar ve şerbetimiz kaynamaya başladı. İçerisine 1 tatlı kaşığı limon suyu ekledim. Ve şimdi şerbetimizi 15 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Daha sonra da altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, şerbetimiz kaynarken şimdi de hamurunu hazırlıyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine sıvı yağımızı, yoğurdumuzu, ve 1 adet yumurtamızı da kırıyoruz. Sirkemizi, tuzumuzu da ilave ediyoruz. Güzelce bu malzemeleri karıştırıyoruz elimizle. Şimdi de unumuzu ilave ediyoruz içerisine. Unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Unumuzun üzerine kabartma tozumuzu da katıyoruz. Ve azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur yoğuracağım şimdi de. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Bakın bu şekilde gayet yumuşacık bir hamur. Ve şimdi hamurumu ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Şu kadar alıyoruz. Ve elimizle bu şekilde yuvarlıyoruz. Bir tepsimizin içerisine diziyoruz. Ben şimdi hepsini yuvarlayacağım. Ve üzerine bir temiz bez örtüp yarım saat kadar dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, bezelerim dinlendi. Bu arada benim hamurumdan 26 adet beze çıktı. Şimdi ben onu bir tane tezgahın üzerine bu şekilde nişasta sepeceğim. Ve pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. 13 tane üst üste koyarak. Şimdi bu hamurumuzu bu tarafa alalım. Ve nişasta seperek merdane ile açıyoruz. Yufkamızda da aynı işlemi yapıp aralarına nişasta serperek 13 taneyi üst üste bu şekilde koyacağım. Evet arkadaşlar, 13 tanesini aralarına bu şekilde nişasta serperek açtım pasta tabağı büyüklüğüne ve şimdi merdane ile büyütüyoruz.
Evet arkadaşlar, bu boyutta yufkamızı, hamurumuzu açtım ve şimdi bir bardakla, bir su bardağıyla şimdi daireler çıkaracağız, yuvarlaklar. Bu şekilde hiç boşluk kalmama şartıyla bu şekilde yani kesiyoruz dairelerimizi. Evet, bu şekilde daireler, yuvarlaklar çıkardık ve şimdi bu geri kalan parçaları bu şekilde alıyoruz üzerlerinden. Tabi bunları israf etmiyoruz. Gene tepsimize dizeceğiz bir şekilde. Şimdi bu yuvarlakların içerisine elimizle bu şekilde ceviz bırakıyoruz. Ve tutup bu şekilde dudak şekli veriyoruz. Hafif bastırıyoruz. Ve tepsimizi hafif yağladım ben. Yağlanmış tepsimizi bu şekilde diziyoruz. Şimdi ben hepsine aynı şekli verip tepsime dizeceğim. Evet arkadaşlar, tatlılarıma şekillerini verdim. Tam bir tepsi çıktı. Eğer siz de daha fazla yapmak istiyorsanız bu malzemenin iki mislisini koyabilirsiniz. Ve diğer hamurlarımı da kesinlikle israf etmedim. Aralarına birer tane ceviz koyup sardım. Ve şimdi tatlılarımın üzerine erittiğim margarinimi bu şekilde fırçayla her tarafına gelecek şekilde bu yağın hepsini hem bu tepsime hem de diğerine süreceğim. Ve daha sonra da fırına atacağım. Evet arkadaşlar, tatlımız fırından çıktı ve şimdi ben bunları bir borcamın içerisine alıp şerbetini dökeceğim. Tatlımız biraz ılık olacak, şerbetimiz de ılık olacak ve şerbetini güzelce üzerlerine gezdireceğiz. Şerbeti tatlımızın güzelce çektikten sonra istediğiniz şekilde üzerine Hindistan ceviziyle, Antep fıstığıyla süsleyip servis yapabilirsiniz. İnşallah sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.